mucize kuru yemiş. Fındıktan bahsediyoruz. Onun tezgaha nasıl geldiğine bakacağız. Karadeniz'den bir balık haberi vermiştik. Karadeniz'de palamut avı yapılmıştı. Şimdi Karadeniz'den bir de fındık haberi ekranlara getirelim. Fındık üretimi oldukça zor, meşakkatli bir ürün ve sofralara nasıl geliyor? İşte aşama aşama onları şu anda ekrana getiriyoruz. Mutluluk, enerji, kalp ve damar sağlığının en büyük dostu, lezzetin kaynağı, kabuğuna sığmayan meyve, fındık. İşte bu yayınımızda sizlere fındığın serüvenini anlatacağız. Fındık nasıl toplanıyor, nasıl kurutuluyor, fabrikada ne gibi aşamalardan geçiyor ve dahası tüketiciyle ne şekilde buluşuyor. İşte dalından sofralara fındığın öyküsü geliyor ekranlarınıza. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor fındık toplama işi? Çok zor. Dalına göre biraz zor herhalde. Zor. Peki neden yerden topluyorsunuz dalından değil de? Fındığın toplama gideri düşüyor. Maliyeti düşüyor. Daldan toplarsan çok daha fazla yemeğe gidiyor. Onun yüzünden de yerden toplamak daha karlı. Ama zor. Zor. Peki verim açısından, fındıktaki verim açısından nasıl durum? Bu yıl fena değil ama yine de pek iyi değil. Geçen sene aşağı yukarı hiç yoktu. Ama bu sene biraz var ama yine de hani beklediğimiz gibi değil. Peki arazi de bayağı eğimli. Eğimli doğal olarak, burası Karadeniz. Düz yerlerde daha kolay tabii. Düz yerlerde yerden toplamak daha zor. Çok daha zor çünkü sürekli yerdesin. Onun yüzünden bu yerlerde yerden toplamak daha iyi. Bir de uzmanların söylediği bir şey var. Dalından koparmak yerine silkeleyerek yerden toplayın diye. Doğru. Çünkü daldan topladığında dal da ziyan oluyor. Bir dahaki seneye verim de düşer. Dal kırılma olayı olmuyor. Ama silkeleyince yere düşüyor. Yerde de fındık, yağmur falan yağsa da hem kaybolmuyor hem de çürüme olayı olmuyor. Peki kaç günde topluyorsunuz? Bir dönümü mesela. Bir dönüm günlük olarak pek fazla tutmaz. Mesela 10 dönüm yer var. 3 günde toplanıyor 4-5 kişi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor fındık toplama işi? Berbat gidiyor, ne olacak? Kaç gündür topluyorsunuz? 5 gündür. Bitmedi mi? Bitmedi. Peki, yara ettiniz mi bari? Ettik. Peki yerden toplaması mı kolay sizce? Yerden toplaması daha kolay. Daldan zor oluyor. Çekiyorsun dalı, bırakıyorsun, kırılıyor. Ama yerden toplamak daha kolay. Verim açısından da herhalde iyi. Bu sene iyi. Geçen seneye göre bu sene iyi. Bir kilometre vardır yani, uzak bayağı dik yamaç yollar. Hava oldukça da nemli. Evet, hava oldukça nemli, sıcak. Yolumuz da yok, araba yolu da yok. Bu fındıklar toplanacak, yola taşınacak, harmana gidecek. Daha çok iş var. Daha çok işi var. Serilecek, patuza verilecek. Tek teselli ise fındığın gölgesi herhalde. Evet, sıcakta. Evet, tek tesellisi fındığın gölgesi. Sıcak o kadar vurmuyor altına. Karadeniz sahil yolu bu mevsimde adeta fındığın rengine bürünüyor. Hemen yanında görmüş olduğunuz yoldan hızla geçen araçların hemen yanındaki kaldırımlarda işte görüyorsunuz adeta fındık havuzları var. Üretici bahçesinden topladığı fındığı burada kurutmaya bırakıyor. Onların tek umudu ise bulutların hemen arkasından çıkacak olan güneşin yüzünü göstermesi. Teyzem kolay gelsin. Sağ olun. Hoş ne yapıyorsun burada? Fındığı seriyorum. Nasıl gidiyor peki? Vallahi iyi gidiyor. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Hava bir açık bir kapalı. Korkuyoruz yani. Neden korkuyorsunuz? Yağacak. Islanacak fındık. Güneş bir açıyor bir kapıyor. Ha, Allah'tan hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Kaç günü kaldı fındığın kurumasına? Vallahi havanın kurutmasına bağlı. Şimdi ben oraya ne dersem yalan derim. Dört gözle güneşi bekliyorsunuz yani.
Allah'ım iyi eder inşallah. Kurudur, kurudur. Bir yılın emeği var. Küllükçü parası, yemek parası, işçi parası, her şeyi parası bunun içinde. Ömür boyu bir sene yiyecek ondan. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Niye sahil yolunu tercih ediyorsunuz kurutmak için? Hava yok ki köylerde. Hiç güneş yok. Ben bir ay, bir buçuk ay beklemem lazım köyde. Burada işte 4-5 günde kuruttum. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Kaç gündür buradasınız? İki gündür buradayız. Peki kaç günde kurur bu fındık? Bir gün daha bitiririz yani. Bir gün daha bu fındık kurur. Güneş olursa, yağmur yağmazsa bir gün daha biter. Daha bir sabahtan beri buradayız. Sabahın 6'sından beri burada fındıkla uğraşıyoruz. Serdik bir daha. Bunu seçiyoruz işte, ne de temiz olsun. Ne kadar temiz o kadar kaliteli fındık. Çöplerini ayıklıyoruz. Şimdi bunlar bunun çöpleri. Yani bunu ayıklamak lazım. Bunu ayıklamasan bu malın, bu fındığın değeri düşer. Bunun randımanı düşer diyelim. Bunun randımanı kırarken bu çöp de geliyor. Bunun içi de kabuk çoğalıyor. İyice azalıyor. Hepsini temizleyebilecek misin peki? Mecburen temizleyeceğiz. Bunu bu şekilde malımızı temizlemeden olmaz. Tüccara getirsen almaz. Nöbet mi bekliyorsunuz fındığın başında peki? Ben şahsen beklemiyorum. Ben beklemiyorum. Bekleyen arkadaşlar oluyor. Benim gönlüm çok bonker. Kendim de bonkerim, gönlüm de bonker. Ben beklemem. Buna ihtiyacı olan varsa gelir bana söyler, benden alır bunu. Vallahi fındık kabuğu ineklerin altına atmak için kışın iyi oluyor. Onları toparlıyoruz yağmurmadan. Yakmak için değil. Yok, yakmak için değil. İnağın altına sermek için. Ama yakan da var tabii bunu. Kuruduğu zaman güzel oluyor. Hayvancılıkta kullanıyorsunuz. Evet, hayvancılıkta kullanıyoruz. Fındığın cürüfü, kabuğu, her şey işe yarıyor. Şey işe yarar. Fındık kurutmanın bir yolu daha var. Bu arkamda görmüş olduğunuz cihazlar üreticiye büyük kolaylıklar sağlıyor. Hem fındık daha kaliteli hale geliyor, hem de üretici günlerce güneşin altında almaktan kurtuluyor. Normal bir rutubette gelen malı biz iki günde burada kurutup kendisine veriyoruz. Ama güneşli bir havada kurutmak isterseniz bu sefer havanın durumuna bağlı kalmış olacağınız, ne kadar zamanda kurutacağınız da belli değil. Oysa bu tip kurutma sisteminde çürük işi daha az oluyor. Çürüğün az olması demek randımanın yüksek olması demek. Randımanda yüksek olduğu zaman fiyatta da fark edebiliyor. Kurutma işlemleri normal doğa şartlarında gerçekleşiyor. Ancak bölgemizin sürekli yağmurlu olması nedeniyle de fındık kurutma problemimiz ortaya çıkıyor. İşte son bu teknoloji, yani cihazlarla kurutma olayı çıkması bize çok büyük kolaylık getirecektir. Fındığı bahçesinden topladık, Karadeniz sahil yolunda kuruttuk. Kurutulan fındıklar çuvallar içerisinde fabrikaya gelmiş durumda. Peki fabrikada fındık hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi de onu göreceğiz. Fabrikamızda fındık tartım işlemi yapıldıktan sonra randıman, yani kalite kontrolü aşaması tamamlanıyor ve fındıklar kabuklu fındık eleme bölümüne asansörler tarafından götürülüyor. Kabuklu fındık boylarına göre kalibre edildikten sonra fındık taşları tarafından kırılma aşaması tamamlanıyor. Kırılan fındıklar da istenilen boylara göre kalibrasyondan geçiyor. Hem lazerli seçme makinelerimizden hem de gördüğünüz seçme bantlarında seçildikten sonra, yani fındığın içerisinde olmaması gereken işte çürük, taş vesaire gibi yabancı maddelerden arındıktan sonra paketleme aşamasına geçiyor. Çuvallanan fındıklarımız siparişlere göre alıcılara teslim ediliyor. Fındığın aşaması, natürel fındık kırma fabrikalarındaki aşaması bu. Teyze kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Saatlerce fındık görüyorsun burada, nasıl? İyi gidiyor, çalışıyoruz. Gözlerin yorulmuyor mu? Yorulmuyor, alışkın olduğumuz için. Şimdi kaç saat yapıyorsun bu işi? Mesai olmadığı zaman 8, sabah 8, akşam 5. Peki çürüyen de fındık gördün mü? Gördüm.
ezelinden beri şey bu işte meşgulüz zaten. Yerken mi gördün, seçerken mi? Her zaman yerken de seçerken de. Kolay gelsin. Sağ olun. Bizim fındık bahçelerini tekrardan ıslah etmemiz lazım. Çok yaşlandı bizim fındık bahçelerimiz. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki fındık bahçelerinin yaşı 80 yıllık. 80 yaşında. Öncelikle bizim bu fındık bahçelerini gençleştirmemiz lazım. Bence yeni nesil fındık üreticilerine benim kendi adıma tavsiyem, artık dedelerinden, babalarından onlara kalan fındık bahçelerini kendileri gibi gençleştirsinler. Sıra geldi fındığın tüketiciyle ne şekilde buluştuğuna. Biz fındığı kuruyemiş olarak biliyoruz, ancak Giresun'da fındıktan tam 23 farklı lezzet üretiliyor. Hadi hep beraber gelin bu lezzetleri tanıyalım. Kavrulmuş fındığımız var, soslu kavrulmuş fındığımız var, zarlı tuzlu kavrulmuş fındığımız var, tuzlu çıtlatılmış fındığımız var, sade çıtlatılmış fındığımız var, sade fındık ezmemiz var, sütlü fındık kremamız var, kakaolu fındık kremamız var, acılı fındık ezmemiz var, beyaz çikolata kaplamalı fındık krokanımız var, sade fındık krokanımız var, sütlü çikolata kaplamalı krokanımız var, bitter çikolata kaplamalı krokanımız var, ondan sonra krema dolgulu çikolatalarımız var. Bayağı bir zor saydınız yani. Kaç çeşit? Aşağı yukarı 23 çeşit. Ve bu çeşitlendirmeden inşallah ilerleyen yıllarda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi biz ne kadar fındığı çeşitlendirip mamul haline sokarsak fındığımız o kadar değerli olur.